Herkese tekrardan merhabalar. Bugün uzun bir aradan sonra tekrardan bir Diablo videosuyla karşınızdayım. Diablo 4 arkadaşlar. 2'yi çektik, 3'ü çektik. Bunları ara ara ben çekiyorum biliyorsunuz. Başka oyunlara dönüyoruz falan ama 4'e uzun bir süredir ara vermiştim ben. Bir sürü sıkıntılarından dolayı. Bu sıkıntıları sizlerle çok paylaştık. Sizler de mesajlarınızı gönderdiniz. Artık bugün arkadaşlar yeni Necro build'ini inceleyeceğiz. Yeni sezon demeyelim, yeni Diablo diyelim, onu birazdan geleceğim. O dinamikleri inceleyeceğiz. Build'ümüze de bir bakacağız. Yeni en son hazırladığım yeni dinamiklerle olan build'e bir bakacağız. Detaylarına gireceğiz. Ondan sonra o gameplay'li her zaman gibi videoyu sonlandırmış oluruz. Arkadaşlar, şimdi şunu söyleyeyim. Hemen videonun başında Diablo 3'e oyun o kadar yaklaşmış ki benim öbür birçok videomu biliyorsunuz Diablo 4 hakkında vardı. Ben birçok eleştirileri ki fazla kişi eleştirmedi bu oyunu. Ben biraz eleştirdim. Ben gerçekleri söyleyeceğim biliyorsunuz size. Ve hep beraber sizler de eleştirilerinizi sundunuz. Ve arkadaşlar bizim hemen hemen fikirlerimizin çoğu şu anda oyunda daha iyi bir hale getirilmiş şekilde karşımızda gelmiş oldu. Tabii ki ben çok fazla Diablo 3'e yaklaştıracaklar, Diablo 3'e yaklaşacak diyordum size. Ki oyunun tüm dinamiklerini en son Greater Rift'lerle beraber Diablo 3'e, hatta oyun sistemi, eşya sistemi, craft yani sistemi falan komple Diablo 3'e çok yaklaşmış oluyor. Tabii ki arkadaşlar ben her zaman şunu savunuyorum. Diablo 3 zaten benim çok sevdiğim ve güzel oynadığım bir oyun ama Diablo 2'ye nin atmosferini, eşya sistemini çok çok bu oyuna uygun yani ve rune sistemi, yani rune sistemini buraya getirse ya insanlar yani çok çok daha keyif alacağım ben eminim, özellikle tüm eski Diablo severler de alacaktır ama bence Diablo 3'e bu kadar yaklaştırdılar. Diablo 2'nin bazı dinamiklerine umutluyum. Çünkü atmosferi kendileri itiraf etmişlerdi. Diablo 2'nin atmosferini uygulayacağız diye. Ama dinamiklerini uygulamadılar. Önemli değil. Artık bu hali de keyifli. Onu da birazdan geleceğim. Fakat onu da her zaman için cebimize saklı tutalım. İnşallah onları da bu oyunun artık bayağı bir devam edecek tabii ki. Biraz virajdan iyi sıyırdılar. O yüzden de Diablo 2 dinamiklerinde ben umut ediyorum diyelim arkadaşlar. Hemen hızlıca sonra build'e geçeyim. Bir craft'a bir bakacağım. Diablo 3'e çok yakın. Bunu güzel şekilde anlattık. O sistemi ama bunda da ona çok yaklaştırmış olarak bir daha bir söylemek istiyorum ben. Çünkü hemen hemen çok yakın diyor yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar burada en büyük olayınız artık kırdığınız zaman, şu masaya geçeyim. Kırdığınız zaman eşyalarınızı, kodekslerinizi, asbestlerdi, onların hepsini artık menünüze atıyor. Bu güzel, çok oyuncu dostu bir şey. Yine her zaman gibi şuradan yine salvage'lerimizi, rarları yapıyoruz. Bu arkadaşlar bu arada artık mavilerin, beyazların veyahut da hiçbir değeri yok, onu söyleyeyim. Diablo 3'ün aynısı olmuş. Yani onda da öyleydi. Bunda da aynısını tercih etmişler. Hiç uğraşmamışlar. Demişler ki abi Diablo 3 sistemi çok yaklaştıralım. Çok fazla Diablo 3 söyledim ama emin olun ki daha da söyleyeceğim. Çünkü öyle oyun arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim. Örneğin herhangi bir tanesini burada kırmak istediniz. Arkadaşlar burada ilk eşyanızı düşürdünüz. İlk eşyanızı kırdınız. Dediniz ki tamam. Bir kodeksi sizin defterinize attı, deponuza attı arkadaşlar. Sonra geldin aynısından bir tane daha düşürdün. Ama bu sefer dedi ki abi bak daha iyisi var. Yani örneğin şunda 3300 Colt damage mesela diyor. Mesela benim şunda var 3600 mesela, benimki düşük. Ama bunun daha düşükleri vardı, benimkini devamlı yükseltti. O yüzden de bunu daha iyilerini bulmaya çalışmalısınız. Yani bu sistem güzel olmuş. Yani her eşyayı kırsanız dahi size bir avantajı olmuş oluyor. Hem de materyal getirmiş oluyor. Şöyle kırdığınız zaman, bak edit demedi şunu, herhangi bir şey yazmadı. Şimdi şunu bir kırayım. Bakın şu anda yazdı. Upgrade oldu arkadaşlar. Codex of Power oldu. Demek ki benim o formül bir tık daha iyisini bulmuş oldum ben arkadaşlar. Bunu sürekli bu şekilde yükseltip takip etmeniz gerekiyor.
Şimdi Tempering bölümü var arkadaşlar. Tempering bölümünde özellikle level 60'tan sonra 60 eşyalarına kadar onu size vermiyor. Bir tane değiştirme hakkı veriyor. Burada level 60'tan sonra artık iki tane değiştirme hakkı vermiş oluyor. Örneğin şu 66, şuna geleyim mesela. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya bunu eşyanızı koyuyorsunuz. İstediğiniz zaman belli hakka kadar bunu değiştirebiliyor. Örneğin o 15 movement speed second after killing elite, yani elitleri öldürdükten sonra ben %15 fazla koşacakmışım. Bunları size karışık getiriyor. Çok hızlı bir şekilde skip diyebilirseniz o zaman örneğin onu bir değiştirelim mesela. Ütülükten ben şu düz bir koşma alayım. Mesela lucky hitler, bu her birini karışık getiriyor. Her birine şey olarak şu ton şunu çok sevmedim. Mobility'ye bakalım. Mobility'de bir koşma hızı istiyorum ben. Şimdi tekrar deniyorum. Basıyorum. Şimdi bana temperledi. Süper. Bak değiştirmedim. Burada hemen skip diyorsunuz ve değiştiriyorsunuz aslında. Onu atlamış oluyor. Materyalden falan sıyırıyorsunuz ama %12 movement speed'im gelmiş oldu. Bana çok lazım. O yüzden de ben öbür çok etkili değildi ama bu daha iyi olmuş oldu. Bu şekilde de bunu iki defa değiştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar eğer ofans bölümünde, yani şimdi bana buna hakkım kalmamış. Örneğin şu eldivene geleyim. Bakın eldivende ofans ve utility diye kullanılabilir şeyi değiştirebiliyorum. Ofansa geldiğiniz zaman burada bir sürü seçenek var bildiğinize göre. Ben şu anda minion bildiğim arkadaşlar. Yani summoning, skeleton, golem de aramam lazım. Bunların daha iyisini de çıkabiliyorsun ama belli bir oranda size rolleme hakkı veriyor. Bu şekilde de bu gayet iyi olmuş arkadaşlar. Bunu ben oldukça beğendim. Dediğim gibi Diablo 3'de hemen hemen buna yakın craftlar yapmış oluyorduk. Bu şekilde ara ara değişebiliyorsunuz ama size belli bir hak veriyor. 1, 2 veya 3 hakkınız oluyor. O şekilde de yapabiliyorsunuz. Hazır demircideyken arkadaşlar artık nasıl diyeyim, Nightmare Dungeon 46'dan sonra 46'dan sonra size şu seçeneği açıyor arkadaşlar. Masterwork. Örneğin şuna geliyoruz. Bakın buraya bastım. Diyor ki arkadaşlar burada artık bunu bir tane arttırabilirsin. Bende 20 tane istiyor. Bende bir tane eksik. Ben mesela bunu arttıramayacağım. Şunu bir arttırmayı deneyelim. Sadece Sacred'lar, yani bu en yüksek Ancestral Legendary'ler yapıyor arkadaşlar bunu. Şimdi benden 10 tane istiyor. Buna bir tane eski artı basıyorduk ya arkadaşlar. Aynısının artısını basıyoruz. Para istiyor bizden. Şu şekilde bize artı bir çok az. %2, %3 arttırmış oluyor. Ama arkadaşlar bu nasıl diyeyim. Şimdi 4 tane yer var. Yani şu 4 tane ışık yanıyor arkadaşlar burada. Her ışığı bir sonraki ışığa geçmek için 3 tane gerekiyor size. Bakın orada Masterworking 12 yazıyor. Yani her seferinde Masterwork 1'i tamamlamak için 2 defa daha basmamız gerekiyor. Tabi bu taşları da arkadaşlar birazdan göstereceğim. Greater Rift'lerde vermiş oluyor. Şimdi buraya doğru geliyoruz. Burada artık Oculus'umuz daha iyi çalışıyor. Bize daha iyi hizmet veriyor arkadaşlar. İstediğiniz zaman, istediğimiz şekilde daha iyi. Mesela örneğin ben bir tane buldum bundan. Şimdi onu hemen göstereceğim. Codex Power dedim. Tüm kırdıklarımızı buraya getirdi. Şimdi benim bunların aynıları arkadaşlar. Şöyle geleyim. Bana bunlara dikkat et diyor. Aynıları var diyor. O yüzden bu ünlem işaretini koyuyor. Şöyle bakalım. Bakın arkadaşlar benim Juggernaut'um daha iyisi var şu anda bende. Şimdi bunu 1890 armor diyorum. Bakın şu anda bende, pardon, evet, direkt onu şu şekilde 6895'e çevirecek. Ben onun daha iyisini bulup kırdığım için. Tabii iyi para istiyor. Basıyoruz. Arkadaşlar artık bende şu anda 6895 armor olan daha iyi bir bu skill'in, yeteneğin daha iyisini ben karakterime eklemiş oldum. Bu şekilde de çok rahat devam edebiliyorsunuz. Şimdi şurada taşçıda anlatabileceğim bir şey var mıydı? Buna genelde aynı arkadaşlar. Hemen hemen hepsi aynı. Herhangi bir değişik burada yok. Sadece bir sıkıntısı var arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. World Boss'tan çıkan, yani herhangi bir delik açmak için, şuraya delik açmak istiyorum mesela ben. Şöyle yapalım, getirdim. Bu taştan istiyor. Bu taşlarda arkadaşlar yani zor düşürüyor biraz. Özellikle World Boss'tan falan dıngırda diyor. Seni oraya yönelmiş. Bence bu bir delik açma bu kadar uğraşma gerektirmemeliydi yani. Daha bir sürü şey var. Daha farklı challenge koyabilirdin ama buna mesela ben sevmedim. Sürekli World Boss takip edip o dinamiği oyna abi diyor. O yüzden de onu buraya koymuş.
Yapacak bir şey yok. Oyun yani yapımcının tercihi bu. O yüzden de ben ona fazla bir giriş yapamıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hemen daha Build'e geçmeden önce arkadaşlar burada bu sezonun dinamiği şu. Bu size ne faydası var? Hell Tide'lara girdiğiniz zaman artı 10 level ekliyorsunuz yaratıkların üstüne arkadaşlar. Basıyorsunuz buna ama ölürseniz gider haberiniz olsun. Ölmeden bunu kullanacaksınız. Çok fazla yaratık gelmiş olacak. Levelleri daha fazla olacak. Örneğin 84 ise onlar şu anda 85, 95 gelecekler size. Öyle Helltide'ları daha hızlı dönüp yani Diablo 3'ün Tier 16'sını yapmış oluyorsunuz. Bu kadar. Diablo 3 oynayanlar için söylüyorum. Ona direkt aşinadır. Hani, Diablo 3'ü merak eden arkadaşlar için de söyleyeyim. Arkadaşlar yani hemen hemen çok bu oyunu oynadıysanız 4'ten 3'e çok rahat geçebilirsiniz. Şu anda hiçbir dinamiğine yabancı kalmazsınız. Bu iki tane potu koymuş arkadaşlar. Bu potlar çok güzel. Size ekstra damage veriyorlar ve daha fazla experience kazandırıyorlar. Şu tip özel potlar çok fazla düşüyor. Artık pot uğraşmıyorsunuz potçuda. Bakın bunlar %8 experience falan. Bu sezona ait eşyalar. Bu daha iyisini bunu desteklemeye çalışmış. Bu şekilde de oyna abi diyor. Daha fazla XP al diyor. Arkadaşlar size şöyle tavsiyede bulunayım. Level 50-60'a kadar dümdüz gelin. Ve fazla eşyalarla uğraşmayın ama 60'tan sonra artık bir sürü materyaliniz biriktireceği için şöyle eşyalara bir bakmaya başlayın. Çok daha iyi olacaktır. Hemen şöyle geleyim arkadaşlar. Tekrar build'e geçmeden arkadaşlar burada artık Helltide'ları burada dıngırdıyor. Aynı zamanda şu işaretlerle de beraber size şu Whisper ağacının görevlerini yaptırıyor. Amacınız şu U'daki şöyle basalım U'ya. Şunları tamamlamak, şu chapter'ları görevlerini bitirmek, şuradaki Season Blessing'ler arkadaşlar ilk baş şunları sırayla yapsanız yeter. Adam ona göre koymuş. Şu XP'niz için, bu parangonlar için yani normal parangon taşlarınız için bu da arkadaşlar bu Helltide'da topladığınız bu sezona ait özel eşyaları aldığınız kız için. O da hemen şurada bakayım olmuş mu benim görevim? Olmamış olabilir. Bakın görev sizi de oraya yönlendirecek. Haritada şu anda göremiyorum onu. Şurada bir yerde olacaktı o. Yukarılarda mıydı? Şu aşağıda olabilir. Ha şurada arkadaşlar. Şu kısımda. Burada çok güzel eşyalar veriyor arkadaşlar size. Ancient'lar, özel, en yüksek eşyalar, ufak levelde dahi hepsini açın arkadaşlar. Bu kadınla konuşun, bunun görevlerini bitirin. Bir sürü eşya verecektir. O yüzden de ona özellikle amacınız Helltide'ler yapmak. Gidip o kızdan ödüllerinizi alıp adamınızı çok hızlı şekilde karakterinizi geliştirmek bu şekilde de yapmış olacaksınız. Bu sezonun dinamikleri böyle olmuş oluyor. Dedim ki, özellikle craft'a yapmış. Şimdi gelelim eşyalara arkadaşlar. Eşyalara da biraz daha kısıtlama gitmiş. Sadeleştirme demiş ama arkadaşlar sadeleştirme de şu üstündeki şapkadaki artı 3 dekrepifi skillini bir sefer verdi. Bir daha da bulamadım. Şimdi işte bu yüzden bu ise craft sisteminden bunları biraz daha geliştirmenizi istiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyelim. Hemen bir şu A'dan. Arkadaşlar ben şöyle bir tavsiyede bulunacağım size. Skill ağacı çok derin değil bunun. Oyunun başında birer tane buna vermeniz yeterli arkadaşlar. Biraz hemen şöyle geleceğim. Burada amacımız Blight. Blight'ı patlatıp geçiyorsunuz. Şu kısmı da aldığınız zaman arkadaşlar Blight'ınız artık minyonlarınızla beraber bu skill'in en büyük özelliği o yanındaki yaratıklara beraber siz de fazla vuracaksınız. Minyonlarınız da fazla vuracak. Hemen buraya geliyoruz. Burada Skeletor Barrier'ları basıyoruz arkadaşlar. Ben bunlarla hiç uğraşmadım. Farklı bir build'e gidilebilir ama eminim ki bu build gayet iyi çalışıyor. Burada Skeletor Mask'ları basıyoruz. Maksimum. Burada Skeletor Mesh'lere basıyoruz. Burada arkadaşlar Dekre, Pifi yani onları yavaşlatma ve siz onları yavaşlattıkça sizin petleriniz çok güzel hızlı vuracak. Onlar güçlü vuracak. Bir de hayatları %10'un altına geldiği zaman anında öldürecekler. Bu şekilde de böyle devam ediyoruz aşağıya doğru. Buradaki tüm Shadow modlarını en son alacaksınız burayı. Buraya doğru geleceksiniz. Buradaki Army of Death'i fulluyoruz. Buradaki tüm notları arkadaşlar şu hariç. Bunlar hepsi pet notları yani yardımcı notları, minion notları. Şuraya geldiğiniz zaman bunu bir tane vermeniz gerekiyor, yeterli. Arkadaşlar şöyle söylüyor skill'de. Tüm pet yani tüm minion'ınızı çıkardıktan sonra
Size bir daha basarsanız o skill'e bir tane priest yani rahip çıkarıyor. O rahip de sizin yaratıklarınızı hayat dolduruyor arkadaşlar. Buna bir tane yetiyor. Buraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Oyunun başında şunu veriyoruz. Sonradan buna geçiyorsunuz. Unutmayın. Bura ilk baş. Sonra arkadaşlar buraya Shadow Damage'e doğru geçeceğiz. Onlar siz yaptığınız sürece onlara Shadow vurmaya başlayacaklar. Çok yüksek damage'lere tüm yaratıklarınızı beraber ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Dedi ki burada Shadow Damage'lerin onları zayıflatma, sersemletme, bayılma gibi ve sizin yaratıklarınız artık Shadow vurmaya başlıyor bununla beraber. O yüzden de bununla beraber şu skill oldukça iyi çalışıyor. Onun için Paragon ağacına da destekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle geleyim. Şimdi aşağı doğru geliyorum arkadaşlar. Hemen şuradan buraya hızlıca gidiyoruz. Şu damage alıyoruz. Burada armor, işte damage yine. İşte buraya kontrol gribini koydum ben. Her şeyimiz bizim kontrol ediyor yaratıkları. Şimdi onu ekipman üzerinden gelen eşyalar da var. Bizim kendi yaratıkların vuruşları da var ve sizin skilleriniz de var. Siz her kontrol ettiniz arkadaşlar. Şuradaki bakın tüm intelligence başına 6.7 damage fazla vuruyorlar abi size. Bak 53 9 ben demiçim artıyormuş. Bu oyunun başında bunu çok rahat hemen düşürüyor arkadaşlar. Bunu şiddetle öneriyorum. Hemen arkasından buraya doğru geliyoruz. Ben bu şekilde en kısa yolu bulmaya çalıştım. Çevre çevre böyle bir dedim ki böyle yapayım. Arkadaşlar bunda amacınız ilk baş bunu almak olsun. Çünkü bunu aldığınız zaman çok yüksek kaç tane yanınızda yaratık varsa her birine bakayım. Hem demiçleri artıyor hem çok yüksek atak speedleri oluyor. İşte o zaman buna geçiyorsunuz arkadaşlar. Shadow Blight'tan. Yani şundan çıkıyorsunuz artık atak speed'e o kadar ihtiyacınız olmamış oluyor. Daha yüksek damage ve atak speed'le vurmuş olacaklar. O yüzden de bunu hemen geçmiş olacaksınız. Şimdi ben buranın tekrardan gelelim. Şu da pardon Winter. Şuna doğru geleyim arkadaşlar. Dikkat, şuraya doğru geliyorum. Sonra şuradan devam ettim arkadaşlar. Ben sonra şurayı aldım. Skeletal Mage'leri buradan geldim. Yani aşağıdan gelmemiş oldum. Sonra burada Summon Damage tüm hepsine. Goleminiz dahil. Hepsini aldım. Sonra buraya geldim. Skeleton Warrior'lara. Arkadaşlar buraya daha sonra gelebilirsiniz. İlk baş şu nodu açmanız daha iyi olur. Burada Damage Reduction'lar var. Yaratıklarınız yatıyorlar. O yüzden de o çok önemli. Tabii bunları güçlendirmem lazım notları. O yüzden de bu glipsi koydum. Ridge Razor glipsi arkadaşlar. Bunlara yüzdesi şu anda leveli 15 falan herhalde bunun. Yüzde Damage Reduction, Summon Damage şu ikisine birden bonus veriyor. Bir de ekstradan bize ne yapıyormuş? Arkadaşlar sizin minyonlarınız damage yaptıkça bir daha ekstradan bir damage'iniz daha artıyor. O yüzden de bu glips oldukça önemli diyorum ben. Şuraya doğru en son Skeletor'u alıp buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Artık Winter'ı açıyoruz arkadaşlar. Yani bu Shadow gölge vuruşlarına doğru geliyoruz. Buraya doğru geliyoruz. Şu not çok iyi arkadaşlar. Siz çok yüksek şekilde sizin Blight'ınızı yani Shadow vuruşunuzu çok arttıracak ve 60 entelejen başına yani bunu 60'a bölün onunla çarpana giriyor arkadaşlar bonus damage alacaksınız ve onlara bakayım. Evet arkadaşlar yani her şey başına oldukça iyi bir damage'e ulaşmış olacaksınız. O yüzden de bu not oldukça iyi. Şöyle devam ediyoruz. Şuraya doğru geliyorum ben. Shadow Damage Overtime. Hem Shadow Damage bir dakika onları zehirli yani onları Shadow olarak gölge vuruşu olarak bir daha ekstradan vurmuş oluyor. Şimdi şuraya doğru geliyorum. İlk baş şurayı açıyorum. Yine Shadow Damage Overtime. Burada elitlere vurmalar açılmış oluyor. Tabii arkadaşlar bunların her biri bakın Dexterity istiyor. Onun için birazdan geleceğim ekipman üzerinden. Şuraya doğru geliyoruz. Burada Shadow Damage bakın daha Willpower'ım eksik. Bir tane eksikmiş. Bir tane geldiği zaman bu da aktif hale gelmiş olacak bonusu. Bir de şurada Shadow Resistance'ımız olmuş oluyor. Burada arkadaşlar Unfree de bir Diablo 2'ciler bunu bilir. Diablo 3'te de vardı bu skill. Artık Unfree yani onlara ben lanet çaktığım zaman %10 fazla damage vuruyorlar. Burada da arkadaşlar %96 mavilere bir sürü maviye farkındaysanız bastım ben. Mavilere bonus veriyor burada. Buraya doğru geliyoruz. Artık bu son haddime gelmiş oluyorum ben. Hemen hemen birkaç tane hepsini açamayacağım. Ama belli bir kısmı açacağım. Amacım şurayı açmak olacak arkadaşlar. Bu nedir?
Yanınızda iki tane ceset varsa %15 damage reduction, darbelere dayanıklı olacaksınız. Eğer yoksa hiç, bir de %15 damage'iniz olmuş olacak. Her zaman yanınızda ceset oluyor maalesef. Bu damage alamayacağız ama dayanıklılığını alacağız arkadaşlar. Sonra şuradaki artık onların hilti hayatları %80'in üstündeyse çok daha fazla ve kritlerle beraber almış vurmuş olacağız. Daha çok bu Bone Spear büldüğüne de biraz destek atıyor ama biz de sonuçta Blight vurmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen şuraya doğru geleyim, artık ekipmana gelip biraz hızlanacağım. Ekipmanda ben bu armor'u tercih ediyorum. Yani şu evetlerimi çok iptal ediyor gibi bir şey. Şu kaçınmaları. Emin olun ki fazla ihtiyacınız olmuyor. Önde sizin minyonlarınız duruyor. Bunu koydum, daha fazla armorum olsun dedim. Bunun yerine direkt sürekli size armor veren skill'ler var. Onların her birini koyabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen gönül, yani seçenek top sizde burada. Buraya gelecek arkadaşlar, burada çok çok iyi bir not var. You and your minion grant %20 damage reduction. Ben ve minionlarım. Bu çok çok defansif ve bizi çok koruyor. Bunu mutlaka koyuyoruz. Tabii arkadaşlar şimdi bu yeni gelen dinamikle, yani iki defa bu eşyayı ben ekstra bir şey katabildiğim için daha çok lucky hitlerde her şeyi lucky hit koyuyorum. En kolay onlar çıkıyor. Öbürküler çok paranız gider, çok materyaliniz gider. Yani dördünden birini getirecek. Dondurma, sersemletme gibi. O yüzden de onu ben garantiye aldım. Bana lucky hit de lazım. Benim tüm chrome kontrolden damage alıyorum o zaman. O yüzden de lucky hit koyabilirsiniz. Her eşyanıza onu tavsiye ederim. Eşantiyon olarak. Tabi burada ben lighting koymuşum. Bu size bağlı, ekipmanınıza bağlı. Hepsi bunun yeri değişebilir. Şimdi eldivende arkadaşlar benim bu büyücülü iskeletlerim habire yukarıdan yağmur gibi buz yağdırıyorlar. Onların damage'ini oradan kafadan almış oluyorum bu eldiven sayesinde. Burada yine lucky hit koydum ben. Summoning damage arkadaşlar eldiveni kafadan ve blight olması lazım. Buna çok zor buldum. Blight'ı zor, yani bir tane düşürdü onu taktım arkadaşlar. Yani bu skill'leri az veriyor. Bence daha onu ileriki döneme yaymış olabilir. Şimdi onu iddia etmeyelim. Şimdi pantolonumuz kötü 66'nın ama bana niçin çok önemli arkadaşlar. Delikli pantolon, delik açamıyorum, o eşyam yok. O yüzden de delikli pantolonlar, delikli eşyalar çok önemli şu anda, haberiniz olsun. Yani onları bir kenara atın, lazım olacaktır. Düzgünse statları falan. Arkadaşlar burada buna bir, tabii bunu bir tane eksik koymuşuz ama buna bir tane lucky şey koyabilirim. Ama onu daha sonra ben hallederim. Yani bir tane daha ekstra bir şey ekleyebiliriz buna. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hayat mayat daha iyi oluyor bunda arkadaşlar. Bunda Blight Defeat araya ben spawn pulls in enemy diyor arkadaşlar. Ben şu skillimi Blight'a attığım zaman tüm yatıkları ortaya topluyor. Müthiş bir şey. Sizi çok kurtaracak, aklınızda olsun. Benim böyle hiç damage memiç yazmıyor gibi görünüyor ama biz Chrome Control'dan sürekli damage vuruyoruz ve yatıka da ekstra vuruyor. Yani %55 hem ben hem yatıka vurduğu için onları toplamanız Chrome Control'e giriyor. Anında yatırmış oluyorsunuz. Şimdi botta arkadaşlar daha çok Skeletal Master, şu pantolonda da Skeletal Mage falan bulmamız gerekiyor ama onların hiçbirini, bir tane bulabildim. Maalesef çok düşük leveldi. Bunda yine Movement Speed, bakın yine Lucky. Şans Freeze'ymiş yine bu da. Burada arkadaşlar Your Maximum Number of Skeleton Warriors diyor. Yani artı 2. Bunun 3'ü var. 3'ünü silaha getiriyor veya shield'de oluyor bu. Armor'da maalesef ikisinden fazla vermiyor. Daha fazlasını göremiyorum. Eğer veren, gören arkadaş varsa da aşağıya yazabilir. Çok da iyi olur 3 yani. Her birinden birer tane. Yani. 2 tane daha minyonum olmuş oluyor. Arkadaşlar şimdi burada özel tabii ki çok özel eşyalar. Bunları hiçbir şekilde değiştiremiyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Ama bana öyle güzel bir şey düşürdü ki level 60'da. Arkadaşlar benim Blight artık her yere atıyor. Bir de ekstra 21.276'da ekstradan vuruyor. Daha ne yapayım abi ben diyor. O yüzden de ben bunu taktım. Vallahi hiç değiştiremiyorum da. Deliğimi buna harcadım. Yani o taşımı buna delik açmaya harcadım. Bir tane gittim Fire Resistance koydum arkadaşlar. Şimdi bu da level 60'ın. Yani şöyle bir güzelliği var. Eğer bu eşyalarınız arkadaşlar. Bakın şurada yazıyor ya 21.000. O 10.000'den başlamıştı. Benim onu güzel düşünmüşler. Leveli artıyor. Şimdi bunu çıkaramayacağını adam biliyor senin. Bunu çıkaramam yani. Anca çok iyisini düşürmem lazım. Bu arada bu eşyanızı trade yapabiliyorsunuz. Artık onu da eklemişler. Kendi aranızda falan böyle tren gibi trade yeri görmedim ama trade yapıldığını okumuştum. Trade yapabiliyorsunuz. Kendi arkadaşlarınızla falan değiştirebiliyorsunuz. Bu da gayet iyi olmuş. En azından arkadaşlarınızla arasında bazı eşyaları olan lazım olan falan atabilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi burada
Bu şekilde bir değişiklik yapamıyoruz ama bunu da değiştiremiyorum. Bu benim her işimi görüyor. Şimdi burada da aynı şekilde bu benim minyonlarım herhangi birini yani her 6. atağında bu kadar hızlı vuruyorlar arkadaşlar. 24 bin etrafı patlatma atıyor. Bu müthiş bir şey. O yüzden de bunu da çıkaramıyorum. Bu da kaldı. Bir tane delikte bunu açtım. Ona da taşımı da bunu harcadım arkadaşlar. İki tane verdi. Görevlerden size verecek. Bu Wolf kurt görevlerinden. O yüzden de böyle kalmış oluyoruz arkadaşlar. Tabii şimdi şöyle onu söylemiyorduk. Bu yıldızlı eşyalar. Ya bu yıldızlı eşyaların ne özelliği var? Diablo 3'teki Ancient'ların aynısı. Yani biri onda tüm statlara maksimum veriyordu. Bunda demiş ki abi aynısını da getirmeyelim, bu kadar yapmayalım. Bir tanesini eklemiş. Yani bir tane statınızda bakın bunda damage'imi maksimum çakmış. %45. O yüzden de bu da güzel. Yani bu da benim hoşuma gitti. Bunlar da aramaya itiyor sizi. En azından eşyaları şu anda farm'a çıktığınız zaman bu yıldızları, şunları, daha iyilerini falan düşürmeye uğraşacağız arkadaşlar. Tabii şimdi benim silahım düşük ama yıldızlı ama çok iyi. 45 damage'i var. Tabii şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bunda da yine summoning damage, reduction cost reduction arkadaşlar. O da çok paranız gider. Öbürlerini zor çıkarıyor. Bu reduction cost'lara bakın arkadaşlar. Onları hemen tak diye bir tanesini kesin sizin işinize yarayacak. Onları bir tanesini getirebilir. Şimdi silahta arkadaşlar minion attack speed, skeleton mage damage, bu hepsi olabilir. Gayet iyi. Ve arkadaşlar your minion 134 damage 10 saniye hayatta kaldıkları süre, ki çok fazla hayatta kalıyorlar. O yüzden de sürekli o sırt damage vurmuş oluyorlar. Şimdi buraya doğru geliyoruz. Burada ben bir tane nasıl diyeyim ya, offhand kullanıyorum. Yine summoning damage, skeleton mage attack cast twice. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Bunu birkaç defa rolleyip tavsiye ederim. O buzu sürekli atmış oluyor. O da çok çok iyi olmuş oluyor arkadaşlar. Ve Army of Death arkadaşlar. Yani bu benim bossları öldürdüğüm skill. Çok nadir kullanıyorum ben bunu. Ama bossları anında yok ediyor arkadaşlar. Yani siz ölmüyor yaratıklarınız. Örneğin hiç yaratığınız yok. Bir anda öldürdü. Bir daha basıp hepsini birden çıkarabilir. Tüm yaratıklarınızı geri getirebiliyor. Bir de %100 demişleri. Arkadaşlar bunun da daha iyileri var. 80, yani 70'te başladım ben. Daha iyilerini bula bula en son bu hale getirmiş oldum. Tabii benim bu da kırmızı. %33 life on hit diyor. İşi öyle bağlamış olduk arkadaşlar. Bu arada formülü onu söylemeyi unuttum. Formüller var arkadaşlar. Blueprint diyelim. Birçok oyunda oynadığımız her oyunda vardır Blueprint. Onları da düşürüyor. Ve örneğin Okalist'te de o formüllerinizi veyahut da Demirci'de o formüllerinizi karşınıza çıkartmış oluyor. Bu da güzel bir şey. Onları sadece sağ tıkıp okumanız yeterli arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Ben size şimdi şöyle bir Helltide'lar neredeymiş bir oraya şimdi daha en son Helltide'ı bırakayım. Şimdi arkadaşlar ben bir Greater Rift yapmak istiyorum sizlerle. İlk defa yapacağım. Tier 10 diyor. Bunu size parça parça çıkarıyor. Şimdi benden 3 tane taş istiyor arkadaşlar. Yani stat diyelim. Bu arada arkadaşlar dayanıklılığınız genel çok 70 yapmaya çalışın. O bayağı bir önemli. Şuradaki şu rune shard'lardan istiyor. Yani Diablo'nun 3'ün tekrar söylüyorum. Taşı arkadaşlar. O yüzden de open diyoruz. Ve bizden 3 tane istiyor. Bu orada bir tane istiyordu. Burada 3 tane istiyor arkadaşlar. Niye 3 onu çözemedim. Aynı olmasın diye mi? Ama aynı yani. Şimdi buraya bir girelim. Bir bakalım. Adamı bir deneyelim. Şimdi arkadaşlar. Çok uçuk bir. Şimdi şöyle söyleyeyim aslında. Oyun biraz daha kolay şu anda. Daha çabuk. Kesinlikle normalde başlamayın oyuna. Zorluk 2'de başlayın. Artık bir gitmiş yani. Bence artık Diablo 3 gibi şey getirmeleri lazım. Daha fazla zorluk morluk getirseler çok daha iyi olur. Yalnız bu takılma makılma olmaya başladı. Bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Niye böyle yapıyor? Çözemiyorum. Abi biz yüklesen de ben bir başlasam mı abi? Yok abi diyor, ben yüklemiyorum diyor, gıcıklık olsun diye seni böyle bekletiyorum diyor. Bizim video süresini mi mahvediyor ya? Hiç bu kadar bekletmiyor arkadaşlar, bir sıkıntı var herhalde. İnşallah beni atmaz ha. Evet, sonunda.
Tabii arkadaşlar, şimdi burası Rift. Yani direkt başlayalım. Benim adamlar kafadan girdi. Diablo için aynısı. Şimdi daha yaratıkların levellerine dahi bakamam ama benim adamları çabuk. Şöyle adamımızı 1'e basıp hilliyoruz. Şöyle basayım. Arkadaşlar şu bayağı iyi bir pot bu sezonu. Basalım onu. Bir tane de şunu basamıyoruz burada. Tek o pot yeterli olacaktır. Şöyle ilerleyelim. Şu anda levelleri... Böyle... abi... Şöyle bir basayım. Bir kendime gelemedim. Şimdi şu anda levelleri 109. Ben 84'üm arkadaşlar. Amacımız Diablo 3 gibi ilerlemek. Amfiliye sürekli basıyoruz. Onları sürekli yavaşlatın. Arada bir goleminizi vurun. Şeyi söylemeyi unuttum bu arada. Blight dağıtıyor zaten. Şu patlamalara dikkat edin arkadaşlar. Efektlerin arasında görünmüyor maalesef. Şimdi bu pot bize ekstra da böyle garip grup ataklar yapıyor. Şunu da arada bir hayat çalıp manamızı dolduruyoruz. Biraz hilleyim. Çok güçlü arkadaşlar. Ben şu an çok düşüyorum buraya. Öyle böyle değiliz yani. Adamlar 109 level. Arada bir basayım şuna golemimize. Şeyi söylemiyordum ben. Bu ölüler kitabını arkadaşlar size. Hemen hexi patlatıyorum. Bir daha. Çok yavaşlasınlar. Benim adama arada bir golemi patlatalım. Blight atıyorum. Blight dağıttı zaten onları. Arada bir hilliyoruz adamlarımızı. Ölmesinler. Şu da şey sayıyor. Şimdi çok hızlı gidiyoruz zaten. Bakın hiç armor update falan kullanmıyorum. Şimdi bir sonraki haritaya ilerleyelim. O potları kullanın arkadaşlar. Bayağı bir faydalı. Özellikle zorlandığınız riftlerde falan size ekstradan bir damage vurmuş oluyor. Bir de aslında birazdan bitsin. Potsuz da bir bakarız. Tabi çok hızlı level alıyorsunuz. Devam ediyorum. Blight şu anda 5-6'dan atıyor. Benim o kolye sayesinde. Abi yatırdı. Şimdi arkadaşlar çok kötü yattım. Çok yüksekler çünkü. Şimdi şöyle yapalım hemen. Her şeyimi kaybettim. Şimdi burada sürem gidiyor. Burada dikkatli olacağız arkadaşlar artık. Yani hemen hemen 20 level düşüyoruz. O da gayet doğal yani. Ama iyi level alıyoruz. Şimdi süremiz iyi. Benim yatkınım eksik. Bakın şundan yiyoruz biz bunu şu anda. Çok levelim düşük olduğu için bana fazla vuruyorlar. Ben daha az vuruyorum. Bakın benim yatkınım dağıtıyor zaten. O yüzden hani özellikle böyle ilk defa sizler deniyorum yani burayı ben. Maksimum. Şuna devam edelim. Şunu bir açayım. Şimdi çok sağlam bir grup var. Blight atıyorum. Yok ya, yani çok düşüyoruz. Şu anda levelimiz aşırı düşük. O yüzden aşırı yiyoruz. Ama önemli değil. Bakın ilerleyebiliyorsunuz. Adamlarını geri çıkarıyorum. Devam edeceğim. Yani şu anda sizlere challenge yapıyorum. Zorluyorum. Şöyle devam edeyim. Yine petlerimiz durumu aynı. Bir tane şey golem vursun. Oraya sağlam bastım. Bir adamı hilleyeyim adamlarımı. Abi nereye gidiyorsun? Şuna biraz mana çalayım. O mana çalma skill müthiş. Şu ilk skill onları patlatıyor. Bir de şimdi onun bir puanına yetiyor arkadaşlar, emin olun. Amfil damage vuracağım bir daha ortaya. Ya ciddi oynayalım adamlarım, arada bir heal basayım. Bakın heal'i basmak için yani ölü lazım. Bunu biz mana çalalım. Atayım şöyle birkaç tane blight. Abi çok fena, harita çok fena yani.
Çok fena yiyoruz. Ben biraz levelim yaklaştı ki boss'a geldim arkadaşlar. Yani bende şu anda 110 kaç? 109 level. 30 level mi? 30 level yüksekliği arkadaşlar. Şimdi boss'a girelim. Şimdi şöyle yapalım. 4'ü açıyorum. Bunu hiç yememem lazım. Bakın nasıl yatacak şimdi. Hiç sabit durmayın. Ve boss'u yedik arkadaşlar. Bu kadar hızlı kesiyorsunuz. İşte ben... İşte bu şu maviler, o düşürdükleri taşlar. Şimdi burada tekrar dönelim köye. Ya bu şekilde sizlerle beraber 10 Great Rift'i, level 30 level bizden yükseklerdi. Onu geçmeye çalıştım. Vallahi geçtik. İyi de bir oranda yaptık ama tabii ki daha oyun sürekli ilerliyor arkadaşlar. Acaba 100'e kadar falan çıkıyordur büyük ihtimalle bu. Abi niye böyle bir takılma yapıyor bu ya? Çözemedim. Tabi yükleme de etkiliyor arkadaşlar o. Şimdi bir de normal Nightmare Dungeon yapmak istiyorum sizlerle. Üzme beni. Videomu sabote edecek çünkü. Evet. Şimdi Great Rift'i bitirdik. Şimdi örneğin şuna bir daha bakalım arkadaşlar. Örneğin ne var? İşte 52 var. Şimdi bunlara 106 levelmiş arkadaşlar. Ya bu da az değil. Şimdi buna basıyorum. Yapmadım bir yermiş. Süper. Ha arkadaşlar bunu da güzel yapmışlar. Hep eleştiriyordum ben. Birçok videomda da söylemiştim. Arkadaşlar aramızda konuşuyorduk böyle. Artık daha çok seni yapmadığın zindanlara doğru yönlendiriyor. Yani bunu sonunda yaptınız yani. Arkadaşlar aslında oyun böyle çıksa çok çok iyi olurdu. Bu kadar zaman kaybetmezdi. En azından daha farklı şeyleri düşünmeye onları iterdi. Daha da güzel olurdu. Yani işte ne kadar zaman kaybettiler değil mi? Yazık, günah yani. Şimdi böyle devam ediyoruz. Bakalım ne tip yaratıklar var. Takılma neye yapıyor? Bu da biraz daha düşük. Böyle bir ilerleyelim. Bunun patlamalara dikkat edin. Vallahi haritanın üzerine bakmadım ha. Pis bir şey çıkabilir ha. Dur bakayım. Şuna bir bakayım ben ya. Taptan. Elektrik Lance Affix demiş ama dur bakalım ilerleyelim. Onları biraz daha iyileri çıkıyor arkadaşlar. Yani böyle saçma sapan şeyler çıkmıyor pek. Tamam işte bunlar buralar biraz daha hızlı ilerliyoruz. Buralar da iyi paragon level alıyoruz. Benim adamlar dağıtıyor zaten. Şuraya doğru ilerleyeyim. Aslında yani bu oyun atmosferi falan yani mükemmel. Şunu bir toparlayalım. Bir sürü pot düşürüyor. İyi potlar çıkarıyor. Böyle eşantiyon hıyarlığa da geliyor tabi. Şunları ben bir kırayım ben. Şunları bir açalım. Bunların sayısını azaltmışlar. Ben yeri geldikçe değişiklikleri söylemeye çalışıyorum. Mesela 4 tane 5 tane açıyorduk ya böyle. Abi 2 tane aç devam et demiş. Arada bir goleme basalım. Golem bir hayat mayat çalsın bize. O da iyi de vuruyor arkadaşlar o. O golem, Hulking olarak golem de seçebiliyorsunuz. Şunu bir çıkaralım. Güzel bir grup. Bak anında topluyor benim Blight. Hiç şansları yok. O topladığım anda direkt zaten %100, %200 falan vuruyorum. Bunlar neymiş? Şey çıktı. Şu çanı aydın. Çan beni bayıyor ya. Hadi oğlum. Şimdi iyice çoğalacaklar. Arada adamdan millemem lazım. Adama bayağı bir iyi yediler. Hadi oğlum dayanın.
Siz daha boss gruplara gelmedi. Bunlar ufak tefek. Hıyar geldi. Bak sağlam vurdu bana. Zehirle vurdu. Çok yüksek arkadaşlar level. Ondan vuruyoruz yani. Aşırı yüksekler. Ya şu anda ben 84'üm ya. Adamlar 106 ya. Şimdi şunları bir alayım. Dünyanın paragonları ben kendim en son veririm arkadaşlar. Sizi esretmeyeyim. Haritalar daha çok çeşitli getiriyor şu anda. Daha keyif veriyor arkadaşlar. Daha düzgün haritalar. Biraz daha çabuk buluyorsunuz birçok yeri. Ne oluyor lan? Golemi böğürttürdüm. Hadi oğlum. Dağıtır benim elemanlar onu. Ben tabii sürekli zehir de atıyorum. Bakın abi, kaç tane patlatma var ya. Şimdi bir şundan da bir tuzak çıkarsa ne gülerim. Şunu bir hayat dolduralım, hilleyelim. Koçlarımı. İyi bir şey çıkmadı. Şunları eşantiyon vuralım bari. Lan ben daha çok vuruyorum. Lan nasıl bir özel şairsin sen? Ha bitti. Bir şey altıda yaramadı. Ben daha hızlı kesiyorum yani. Şöyle bir devam edelim. Şimdi ortayla manamız yükmüş. Şöyle bir mana çalayım. Anında mana doluyor. Anında. Hiç uğraşmıyorsunuz. Bir hile atalım. Şunu bir ortaya çekeyim ben abi. Bana doğru gelmesin onlar. Bir de şunları bir yavaşlatma atayım. Şu hıyarlar bir gelsin. Ah, siz bir yavaşlayın abi. Arkadaşlar %60 yavaşlatıyor ya. Abi bak. Beni kör yapıyorsunuz. Donduruyorsunuz, monduruyorsunuz. Bir daha yavaşlatalım onları. Bir de şunu alayım. Diyor ki oyun Dave'e çok yakın Diablo 3'e. Onun gibi akıyor şu anda. Tam onun gibi yapmışlar. Yani. Abi bence güzel olmuş. Hiç bir sıkıntı yok şu an. Oynanıyor ya. Yani. Yani sezondan sezona bir girilir abi oyuna. Lan oğlum bak. Vallahi şair öldürmüyor ya. Abi biz niye yolu bulamadık? Ben bir toplayayım abi sizi. Bir de yavaşlatayım. Heh. Şöyle bir tane kaçınma atayım artık. Bakın hiç ben dodge kullanmıyorum. Yani defans oldukça iyi. Abi galiba bunun boss'u ortada falan çıkacak herhalde. Yani. Bazıları öyle çünkü. Ben sana bir mana alayım abi. Senden de mana alayım. Gerçi manamız dolmuş. Abi biz bitirmişiz. Biz daha adam kesiyoruz. Ama arkadaşlar böyle yüksek, çok yüksek oynadığımız için şu anda çok iyi XP geldi farkındaysanız. Yani öyle böyle değil. Ben açmışım kendimi durduramıyorum. Devam etmişim arkadaşlar. Bakayım bir boss'a. Bir de en sonunda Hell Tide yaparız. Şimdi şuranın boss'u şimdi. İyice bir çıksın benim skillim boş harcamasın. Açtım. Blight'ları patlatıyorum. Bir de ona şey patlattım. Curse. Bu hıyar birazcık daha fazla dayandı. Niye biliyor musun arkadaşlar? O da Shadow'a dayanıklı bu. Shadow vurduğu için bize. Böyle sandıklar var ekstradan. Bunu hiç kullanmıyorum. Aslında bunu kullanmak lazım ya. Onun bir satısına gidip. Şimdi arkadaşlar şu skillimiz level alıyor. Bunu daha çok ben böyle yapmaya çalışıyorum. Yani bir şeyi abanmıyorum. Şuna yapayım. Öyle öyle çünkü hepsi güzel. Bir tane de yüklenebilirsiniz. Şimdi buradan geri dönelim. Artık bir Hell Tide'lara bakıp bir de bildiğimizi o da görelim. Hem ben size o beyni basayım. O beyin eşyasını. Arkadaşlar en sonunda beni oyundan attı yani. Yapacak bir şey yok. O yüzden tekrardan buradan devam ediyoruz. Şimdi Hell Tide'in içine doğru geldiğim bir köye oradan devam etmiş olacağız. Arkadaşlar az önce ben size bu
Craft'ı anlatırken bir skill'imi yanlış değiştirmişim. Yani şu Army of Death'i buraya da koymuşum. Şu anda damage'imiz çok çok fazla olacak. Şimdi bunu söylemedik tabii ki bu değiştirdiğimiz için. Arkadaşlar her 6 saat, ya nasıl diyeyim, 10 defa herhangi bir şekilde ben Shadow vurursam, bunu beni yaratıkla da vuruyor, benim damage'imi %112 arttırıyor arkadaşlar. Çok yüksek bir orana ulaşmış oluyorsunuz. Düşünün yani, o yanlış bir skill eksikle bile o kadar hızlı oynadık. Şimdi tam olarak tam performansla oynayacağız. Şimdi şurayı bir tıkladım ben. Her yere gidebiliriz ama şu kısma bir geleyim. Şimdi ilk başta şöyle düz vurayım. Herhangi bir şey basmayacağım. Ha, bir ufak pot basayım ama. Dandik potlardan bir tane basayım. Şunlar %8 veriyormuş. Ne veriyor? Bu research cost reduction'muş. Şöyle işaretler falan çıkmış. Ufak boss'lar falan var. O zaman açılmadı. Şimdi açıldı. Şimdi bunlar hiç dayanmayacaklar bize. Şimdi şu anda levelleri 85 mi? 87 arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki abi, bana dayanmaz bunlar. Beni sarmadı. Hemen abi buradan alıyoruz. Şuna geçiyoruz. Bir basıyoruz. Artık level 10 level ekledik onlara. Ha, şu çok güzel bir, tam bu benim build'ü anlatacağım bir etkinlik. Ya demin eksik skill oynadım ya. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Şimdi adam uçacak yani, bizim elemanlar. Ya şu anda bunlar 94 bakın. Bak 97. Ne oluyor abi lan? Abi size şey göster. Çok fena yedim ben ya. Anlamadım. Durun bakayım abi. Şu böyle çaktırmadan bize ateş vurmuş. Tam ateşin içinde kalmışım ya. Pek içinde kalmayacağız. Artık bundan sonra böyle. Tabii onları hem güçlendirip hem çok demişlerini arttırıyoruz. Böyle bir açıyorum. Şunu da açacağım. Çünkü şuradaki bar doluyor şu anda. O bar doldukça zorlaşacak. Şunu açmamış mıyım ben? Açalım abi. Aynı zamanda şu yerdeki ufak baloncuklar var. Onlar da bizim ağaç görevleri ya. Boss bir çıksın. Şimdi Dirt Army of Death'i açtık. Şimdi çok fena yatacaklar. Tabii yanımadan. Bu güçlü ha bu hıyar. Onu 97 level şu anda. Heh. Yalan oldu zaten. Bu şurada Wolf of Honor falan yazıyor işte arkadaşlar. Bunları toplayıp alıyorsunuz. Oradaki kıza götürüyorsunuz. Sezon görevini, ödüllerini veren kıza. Şimdi bu 50 tane şu Helltide taşımız oldu. Şu genelde 275 falan isteyecek. Şey var mıymış ya, şu kısma doğru bir gideyim. Daha çok onların yanında durmaya çalışıyorum ben. Bir tanesinin yerini biliyoruz artık. 55 dakika var daha. Bu Helltide yeni başlamış daha. Abi inadına da yaratık mı çıkmıyor ya? Şunlar çok tehlikeli, bir göstereyim. Buna içine bakın, sizin sürekli kanınızı emiyor bu. Sürekli çekiyor benden kanı. Abi aynı anda ateş de geldi ya. Yani abi, çıkınca kaybediyorsunuz orayı. Abi şunlar gelmiş ya ekstradan. Ateş yağmuru, bosslar yani. Bana çok dikkatli olmanız lazım. Şu anda bayağı onları yine bayağı levellerini yükselttik. Şu barı doldurmaya uğraşıyorum. İyice abartık o zaman. O zaman daha yok. Ha şu şurada güzel gelirler. Bu barıyı doldurur. Burada devamı çıkacaklar. Ve arada bir yavaşlatma daha atayım onlara. Evet şimdi coşmaya başladılar. Sesler değişti. Bunları güzel yapmışlar.
kaç çıkmış? Bu 75 çıkmış. Bunu açabiliriz. Açalım hatta. EXP gelerek işte buradan. Güzel eşyalar çıkar. Arkadaşlar hiç şey yapmayın. En büyüğünü beklemeyin yani. Ölebiliyorsun çünkü. Çünkü çoğunu kaybediyorsun. En azından önüne çıktı mı açın abi. Şimdi iyice artacaklar sayıları. Ben yine hilliyim. Şunda da iyi puan ver. Bir tane kaçınayım artık. Değil mi? Hani Necro benim çok sevdiğim karakterden bir tanesi. Hatta sağlam bir videomuz var. Tüm Necro'ları karşılaştığımız falan. Ben birçok oyunda oynuyorum Necro. Çok güzel. İyice büyüdü. Bakın. Ben bir hilem atayım çünkü ben hazırlanmam lazım. Şurayı bir açalım. Benim elemanlar deli gibi çalışıyorlar şimdi. Bir tane ufak boss gelmiş. Bakın şu, demin şundan gidiyorduk bak. Ölse bile patlıyor hıyar. Sorun onda. İki tane taş düşürdü. Bu şey taşları. Şimdi ona bakacağım ama şunu bakalım, bazen goblin çıkarıyor bu. Bazen. Bu sefer çıkartmadı. Bunlara mutlaka bakın. İyice coştular arkadaşlar. Fena oldu. Artık koptuk yani. En büyüğü gelecek. Daha çıkacaklar. Ah, bir de bu çıktı, tam oldu. Abi açmayacağım armor. Yeter bizim adamlar. En büyük skill açmayayım. Onu boss çıkacak şimdi, ona saklayacağım. Daha çıkmadı o hıyar. Adamları bir hilleyeyim. Evet. Bir kesim daha geldi. Evet, boss geldi. O hadi be abi, yatırdı ya. Vallahi yatırdı arkadaşlar ya. Tüh. Ama çok zorladım yani. Benim adamlar yok. Ama o halde bile çalışıyor benim eleman. Benim adam nerede? Şurada ölmüşüm ben. Çok güzel gidiyordum ama. Bakın şimdi levelleri düştü. Ama zorladık yani. Şimdi biliyorsunuz ben çok hardcore oynayan bir oyuncuyum aslında. Tabi hardcore'da ona göre büyük hazırlarım. Yani bu daha çok ofans. Şey gitti yani, o boss gitti. Bakın işte o çıkar çıkmaz bir patlatma atıyor size. Çok sağlam yiyebiliyorsunuz ondan. Maalesef öyle bir kötü şey var. Şu yakınlara ne var? Şu an bize bir şey yapamazlar çünkü levelleri oldukça düştü. Ama demin yüksek levellerdi. Kaçırdık ama en azından size o dinamiği göstermeye çalıştım. En son o boss geliyor işte. Ama boss'u biraz damage'i dengesiz onun. Yani ne yaptığını o da bilmiyor arkadaşlar. Benim büyücüler yok. Onları bir çıkaralım. Beşledim onları. Şimdi dağıtırlar. Şurada ne varmış bakayım. Ondan sonra kapatırız. Burada iyi toparlarız aslında. O hıyar çıktı orada, arkama ışınlandı. Patlatmayı yaptı orada ya. Yani. Şu anda 80'li leveller. Fazla bir şey yapamazlar bize. Ama demin biz zorladık arkadaşlar. Onların levelini çok yükselttim. Bir de sağlam oldular. Yani. Heh. Şimdi biraz daha iyi oldu.
Bir esans alalım. Ha, işte bir arada bir bırakır. Siz her şeyi bitirdikten sonra bir patlatmalarda çok gidebilirsiniz. Şöyle bir toparlayalım. Benim Whisper doluymuş. Ha, bir de bunlar yağdı. Tam oldu. Nereden bir şey çıktı? Benim eleman mı bağırdı? Ha, benimki ışınlanıyormuş. Ondan o sesi çıkarıyormuş. Yaratık az ya. Hayret ya bu haritada. Normalde kafamı kaldıramıyorum ben. Ama demin öyleydik işte. Onu kaçırdık ya. Şundan biraz arttırabilirim ama. Yukarıdan yağmur yağmasın da arkadaşlar. O yağmurla aynı anda oluyor. Emiyor. Nasıl emiyorlar bak hayatımda. Arada sürekli pot basmam lazım. Bunu bakalım zorlayalım, bitirmeye çalışalım. Çok fena yiyorum şu an. Bırakmıyor arkadaşlar. Devamlı sizi tepenizde o. Ben de bırakmayacağım ama dayanamayacağım. Çıkacağım mecbur. Nasıl? Gidiyorum. İşte mecbur kaldım. Çıkmak zorunda kaldım. Artık maksimuma çıktı arkadaşlar o. Yani çok zorluyor. Daha iyi bir defansif hayat bildiğin olabilir de. Şimdi bir daha bu boss'u çıkartmayı deneyeyim. Öyle sonlandırayım. Gıcık oldum demin. Şu ufak bir boss var. Bunun pek bir şansı yok. Şu fragmanlar önemli. Ha, şöyle kalabalık gruplar gelsin. Dağıtacağım da. Şu bir sandık onu açacağım. Ha, şimdi tam tatlı olmaya başladı. Bu daha da bunu da bakalım. Şu şeyi bir açayım ben arkadaşlar. Şunu bir. Bu ateşli olanı. Buna da dayanmam lazım. Bu da çok zor. Şimdi ilk baş böyle başlıyor bu. Bu adamlarımı çabuk yatırıyor benim. Çok darbe yiyoruz bunda. Biraz da dönmeye ateş dönmeye başlayacak demeye kalmadı. Aynı anda yerdeki de patlayacak. Sağlam yedim. İyi vur. Çıktım arkadaşlar. Çok fena geldiler. Aynı anda şey de geldi. Benim kırmızı da doldu. Ne var ya lan yine? Çok fena. Boss çıkabilir her an. Evet şampiyon geldi. Lan arkadaşlar büyüyü açtım. Şurada oku ya. Dağıtın lan şunu.
Bastım. Bakın patlatmaya dikkat edeyim onun. Patlatma atıyor. Hah. Demin bizi yatırdı ya. İşte şu aradaki bitkileri falan toplamayı unutmayın. Onlar pot yaparken çok lazım. Bir barbar gelmiş yanımıza. Evet. Böyle devam ediyor bu. Hatta ta şuna doğru onu açıp öyle bitireyim. Aslında ana bir boss da olacak ama onun bir şurada. Onu mu gitsek? Hadi onu da göstereyim. O tam olsun. Onu boş verin. Onun dibinde kutu da varmış. Çok iyi. Orada bir kutu daha var. Onu da açacağım. Şimdi onu... Abi yapmayın ya şu takılma. Abi. Demek gecikiyor biraz. Şunu bir ineyim ben aşağıya bir. Şunu bir açayım. 275'i bir açalım. Buna iyi şeyler çıkar. Daha çok boss'lar için malzeme çok çıkıyor bunlardan. Şimdi esas şu boss'u açalım. Her yerden çıktılar ya. Şu boss'u bir çıkaralım arkadaşlar. Ben tek çok rahat kesiyorum bunu. Ama başkaları gelirse veya düşük level gelirse işimi bozabilir. Şimdi şunu bir açayım. Bir tane, üç tane şu kalplere mi veriyorsunuz? Şimdi sağlam gelsinler. Biri geldi ya. Bak ya bu haritada işaret olduğuna geliyorlar daha çok. Ama boss'u tehlikeli oluyor mu biraz? Daha çok düşük levelde burada şey kasıyorlar. XP ama güzel yani en azından. Herkese faydası oluyor buranın. Abi şunu da ben bir keseyim ya. Bunlar bir skin nasıl topluyor biliyorsun abi. Süper ya bu. Dördü açtım. İşte bunun iki tane sağlam atağı var. Şimdi böyle yukarı çıkıyor. Şu atışı yapıyor. Sonra 2-3 boss çıkarıyor yanına. O bosslar biraz sıkıntılı. Uğraştırıyor yani. Ben arada bir ampulü... Bir daha kaçacak. Şu çembere pek durmayacağız. Şu boss'ları ben bir keseyim. Başımıza dert olacak bunlar. Yani buzlu hangisi? Şu mu buzlu? O patlatmayı direkt bana atıyordu ha. Şunu kaldırayım. Bu yatır rakıcı. Bu fena vuruyor. Ki boss. Benim petleri yatırmıştı bir tanesini.
Bak sağlam yedim. Bir daha açtım. Ya o daha kanka. Artık yani şöyle yapayım, yerim kalmadı. Şunları alayım. Daha var mı? Bu yavaşlama çok oyunda ya. Yani arkadaşlar aynı anda onları da bağlıyor. Bende şeyler kapalı gerçi de. Bu şekilde de tüm dinamiklerini bir göstermeye çalıştım sizlere. Hemen şuradan bir ağaca gidelim arkadaşlar. Ağacı müşiddetle tavsiye ederim. Burası tenha oluyor. Bir de rahatça hem demirciniz var hem elmasçı var. Hepsi bir arada rahatça yapabiliyorsunuz. Demin değil mi böyle yüklerken bizi götürdü. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim son söz olarak. Arkadaşlar artık sezondan sezona oynayacağınız Diablo 4 güzel bir seviyeye gelmiş. Keyifli, sizi güzel, hızlı level aldırması, oyun dinamikleri güzel çalışıyor. Büyük seçeneklere yine çok çeşitli değil ama yeterli şimdilik. Ben hani pet buildü mesela, eskiden ne kadar kötüydü hatırlıyorsanız, şimdi oldukça iyi bir hale gelmiş. Keyifle oynatıyor sizi. Öbür bültte de birçok oyuncu gördüm. Yani Barbar da var, Elementis de var, Dürit de var falan. Sadece bazı karakteri biraz level alırken biraz sıkıntı yaşıyor. Bazıları daha sonra açılıyor falan. Genelde fena değil. Klas durumu. Ama daha tabii ki yine gelişmesi lazım. Ama dediğim gibi hele şu anda Game Pass'te herhalde. Game Pass'te ise orada aylık ödüyorsanız arkadaşlar çok rahat alabilirsiniz. Galiba yine bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Böyle bitireyim. Beni sürekli atıyor bu. Bu ekranda hiç bozmadan öyle bitirmiş olalım. Artık beni bağışlayın lütfen. Bakın yine aynısını yaptı. Attı yani. Bu tip sıkıntıları var. Yoğunluktan mı şeyden bilmiyorum. Son söz olarak şunu söylüyorum. Sezondan sezona oynayacağımız bir oyun. Eski halinden çok çok daha iyi. Böyle çıkması lazımdı. Bir yıl sonra bu hale geldi. Artık bundan sonra dediğim gibi takdiri yine sizlere bırakacağım. Artık ben anlatmaya çalıştım. Özellikle detaylarını falan. Birçok arkadaşımız tepkiliydi bu oyuna. Çok kişi makinesine falan kaldırdı. Biliyorum ama benim de görevim sizlere bu oyunu bu şekilde oynayıp anlatmak en son halini arkadaşlar. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.